Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Rosbank'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Evet, biraz işler sarpa sarsa da yine kontrol altında tutabiliyoruz gibi gibi. Siz de kanala destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hatta aşağıda Dilay linkimiz var. Canlı yayınların bir kısmını orada yapıyoruz partnerlik almak için. Partnerlik alma yolunda da sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bunu da sadece girip takip edip çıkmanız bile yeterli. O yüzden takibi alırsanız çok çok seviniriz. Şimdi oyunu başlatacağım. Başlatıyorum bile ama. Şuna gelelim. Yeni bir araştırma verelim. Şuna bir yürüyelim diyeceğim ama odunumuz yok. Evet. Araştırma yapamıyoruz. Çelik fabrikası kuralım. Daha hızlı toplama olayı var. Aynen, daha hızlı toplama olayına girişelim. Bu zaten üretiliyor. Daha mı hızlı üretecekler şimdi? Anlamadım. İkincisini falan buradan yürütemiyoruz herhalde. Neyse, bakarız onu bir daha. Şu an ihtiyacımız yok. Ben bir tane daha av kulübesi inşa edeceğim. Uzaklarda bir yere olsa bile. Şu anda da Tolga Murat Akçay YouTube'a abone olmuş. Hoş geldin Tolga diyelim. Yayının tekrarını izlerse de YouTube'da görür kendisini artık. Diyerekten buradan Allah'ım Allah'ım. Derya geldi. Kesin Derya geldi. Avcı kulübesi inşa edemiyoruz. Çünkü malzememiz yok. Kömürümüz de çok azaldı. Yenisini yaptık değil mi biz? Yenisine maksimumda çalıştıralım. Şuna da biraz ısı verelim. Çalışsın artık. Ne diyeyim yani. Burada odunu bitirdik mi biz? Vallahi burada odun bitmiş. Odunu bitirmişiz. Odunu toplayamıyoruz. O zaman hemen şuraya bir bıçkı evi kurmamız gerekiyor. Şunu da kaldırmak istemiyorum. Yine burada etraftan çelik falan topluyor. O bir kalsın. Şurada da bir sayımızı arttıralım. Burada da topluyor ama bu. Yine oduna ihtiyacımız oluyor. Diğer seferdeki görev de git gel yaparsa çok güzel olacak. Anılarda bir şeyler yazıyor ama. Çık bakalım. Evet, 3 kişi de hasta. Ve tedavi edilemiyor. Benim ikinci yeri de yapmam lazım. Ya yapacak o kadar çok şey var ki ama hiçbir şey yapamıyoruz. Sırf şu odun yüzünden. Kömürümüz de bitiyor. Bunun Allah'ım. Ama niye bu kömür toplayamıyorlar? Bu da mı bitti? Yo. Arkadaş şurayı aç ya, aç. Şurayı da çalıştır. 2 kişi mi kaldı? Sana teknisyen birisi mi Abi gerekir? mühendisleri de çalıştır. Çalıştırıyorum vallahi, çalıştırıyorum artık. Hepsini gönder gitsin. Sen neredesin? Tamam, o da çalışıyor. Hadi, kömür bitiyor. Şu da çalışıyor. Bu güzel topluyor mu ya? Vallahi çok o kadar toplamıyor bunlar. Bazı toplama araştırılmış. Yani bir zahmet. Şimdi şuradan yeni araştırma ekleyeceğiz ama odunumuz var mı? Var. Yürü bakalım şuna bir. Hoş gelmesin ha. Bütün marabaların yolunu bekledi. Birinci kişiye hoş geldin. Takip için teşekkürler. Keyifli seyirler. Abi bazı Diyelim. yerleri çok sıcak. Kapatabilirsin bazı yerleri. Bazı yerler mesela şurası mı? Şurası. Hem buradan ısınıyor.
Bizim bir tane daha revir yapmamız lazım değil mi? Yapayım mı bir tane daha revir? Bir türlü iyileşmedi o 5 kişi. Aynen abi. Buraya koyalım abi bir de sağlık bölümünden triyaj açarsan bir hastanede 5 değil de 10 kişi falan tedavi edilecek. İşte dur oraya yürüyeceğiz. Triyaj dediğin yani kanundan mı bunu yapabiliyorum? Evet abi. Şimdi ama burada radikal tedavi diye bir şey var. Bir de hayatta tutun diye bir şey var. Abi mesela ağır hastaları iyileştiremeyebiliriz ancak onları en azından hayatta tutabiliriz. Radikal tedaviyle tehlikeli aplikasyonlar yapıp risk almayacağız diye bir şey var. Bir de ağır hastaları iyileştirmek için ağır ameliyatlardan amputasyonlara kadar ne gerekiyorsa bunu mu yapayım? Abi ileride prospektif yazın, onu aç. Bu amputasyonu mu açayım? Evet abi şey, böyle protezlerle çektin. Onları tekrar kazandırabilirsin ama o zamana kadar çalışamayacaklar. Yani şu an açıyorum o zaman şimdi. Günahları senin boynuna. Tamam abi. İmzaladım hadi. Sana yükledim vallahi günahlarını da. Yani herkes dinlesin. Huzursuzluk arttı Avni. Hadi bakalım Avni. Bizim kömürümüz yok. Abi yoksa durduk yere hiç iyileşmiyorlar. Bir şey diyeyim mi? Biz bu geceyi çıkartamayacağız. Kömürümüz yok. Aa bunlar bekliyormuş. Sen ne bekliyorsun? Barınak iyi bir şekilde tedarik edilmiş ve en kötü hava koşullarını bile dayanabilecek şekilde yapılmış. Gelişmiş buharlı ısıtma sistemi onu soğuktan koruyor demiş. Keşfedelim bakalım. Sığınak rahat ve acil durum geçişleriyle dolu. Ağır yuvarlak kapının üstünde bir duyuru var. Tüm bilim insanlarına herhangi bir gereç kullanırsanız şehre dönerken evazım subaylarına bildirmeyi unutmayın. Bu bir başka şehir olduğu anlamına gelir. İşaret direği iki yönlü gösteriliyor. Londra bilmem ne bilmem ne. Çelik köprüyü keşfetmişiz. Kaynakları al. Oo güzel. Odun yiyecek. Oo 100 tane yiyecek var. Bir tane de bir kapsül gibi bir şey. Onları al. Biz şeye dönelim. Yuvaya dön. Bu kadar malzemeyle açlıktan ölmeyelim bari. Bir deyi de bulmuşsun. O çok önemli. O önemli de Avni. Kömür yok Avni. Akşam oluyor. Biz bu geceyi atlatamayız. Ben sana söyleyeyim. Dur hemen kanun yapalım mı? Yaşanabilir olsun. Nasıl? Abi sıcaklıktan böyle şey nasıl derler? Mavi gelmeden bile sarı seviyede olsun. Bazı yerler kırmızı olmaz. Zaten sarı seviyede. Bir yere baktım. Bence kırmızı gözüküyor. O atölyede ona bir şey yapamam ki. Zaten açmamışım onun şeyini. İşte jeneratör durmadan kanun çıkartayım mı? Gecede toplama yapsınlar. Günah boynuna abni. Ama 42 kömür yetmez ki bize. Bak 40'a düştü. 39, 38, 37. Daha gece olmadan düştü oğlum. Hoş gelmişsin ha. Ben çıkarıyorum. Kanunu çıkartıyorum. İkinci kişi dur. Kim yapıyor bunu? Hüseyin bir yazar mısın chatten arkadaşa? Ben kanun çıkartıyorum. Kriz vardiyası. Yeni bir kanun imzalamak için kadar bekleyin diyor. Hayda. Şu an hiçbir kanun da imzalayamıyoruz. Hüseyin o kişiyi durdurur musun? Bir dakika çok kişi çok kısa bakacağım. Tamamdır. Devam. Hüseyin çabuk ol Hüseyin.
Kanun da yazamıyoruz. Vallahi çok pis patladık. Fena oldu bu. Kömür kaldı elimizde. 24 saat geçti mi acaba? Yok, geçmedi. Daha bekle diyor. Yarım gün daha beklemek ne demek? Kömür bitti. Jeneratör kapanıyor. Hayırlı olsun gecenin köründe. Bir hızlandıralım bakalım. Herkes huzursuz. Vallahi son anda geldiler ama dur bakayım. Siz hemen başka bir yere gidin. Of, her yer soğudu yine ya. Yine her yer soğudu. Isıtıcılar kapandı, jeneratör kapandı. Abi, odun kömürüne de geçti. Odun kömürüne nasıl dönüştürüyorum? Onun atölyesi var abi. Oho, dur. Ah, bismillah. Bismillah abi. Biz hiç gelişemedik ki. Hidrolik kömür çıkarıcı yaptık ama hiçbir işe yaramadı ya. Normal çıkartmak daha mantıklı gibiydi sanki. Şimdi şu şimdi başka yerlerden adam tahsis etmem lazım. Toplayıcıları arttıralım belki sabah. Sabah oluyor. Hadi bakalım. Hasta sayımız arttı ama dur. Bir gecede de bu kadar. Bir gecede o kadar artmaz ama ya. Ben bu kadar adamı nerede çalıştırıyorum ya? O kadar adam var diyorduk. Bir tanesini bir kapat da sen. Bunu bir açabilir miyiz? Çizim tahtaları araştırıldı. Yeni bir araştırma. Kömür şimdi araştırmalarda. Avni neye gidelim? Kaynaktan mı yürüyelim? Odun kömürü fırını var ama odunumuz da çok yok ki bizim. Şey doldu ya şu anda. Depo yapman lazım. Toplanmıyor şu anda. Jeneratör güç geliştirmesi. Jeneratör menzil geliştirmesi var. Yiyecek. Menzil şu anlık daha mantıklı abi. Menzil mi mantıklı? Evet, sonra tasarruf falan açılacak. Tamam, menzile yürüyelim o zaman. Hadi bakalım. Menzilden yürüyoruz. Güzel, bu da tamam. Ay ay, hadi bakalım. Rastgele. Hangisinde ısıtıcılar açık? Sarı. Hep bunlar da açık olmadığı için zaten sıkıntımız oldu. Abi ya. Ekonomi menüsüne baksana. Ekonomi menüsü nerede? Sağ altta olması lazım. Şu ekonomi. Evet. Evet, eksik mi veriyorsun abi? Neyi eksik veriyorum? Orada ileride ya da geride olduğunu yazması lazım. Kömür dengesi. Eksi 290. Kömür kazancı 304. Bir şey başa baş gibi bir şey işte. Şu an başa baş.
Şuradaki revirde kaç kişi çalışıyor? 2 kişi. Onu da arttırmamız lazım. Şimdi benim elemanlar nerelerde? Orada revirde, bıçkı evinde. Oyun adresi 2 kişi daha getiriyormuş abi. Oyun adresi kendinden olmayan başkasını getirmen lazım. Yani bu ikinci, birinci kişi, ikinci kişi gibi olmaz. Oo, Brawl burada. Sen bizim eski Brawl mısın? Hoş geldin. Hoş geldin Brawl. Evet, yine iyi idare ediyoruz. Dur, bir dakika. Şimdi ne yapalım? Bizim yapmamız gereken bir şey var mı? Hiçbir şey yok gibi şu an. Bir tane depo yapabilirim. Eski Brawl değilmiş abi. O zaman yine de hoş geldin. Ne diyelim? Şimdi bir depo yapacağım. Depoyu uzağa yapmamın manası var mı? Yakına mı yapayım? Uzağa yap abi. Isıtmana gerek mi? Tamam. Onu da şuraya koyalım o zaman. Güzel. Bayağı uzağa koy abi. Neyse koyduk artık. Boşver. O kadar da uzak. Nerede cesetleri de oraya koyacağız. Oraya gelebileceğimi pek zannetmiyorum abi ne ama. Bakalım deneyeceğiz. Yine iyi idare ediyorum ya. Fena değil. Çelik enkazı tükenmiş. Abba. Heh, çeliğimiz yok şimdi. Abi yasa ne yapacağız? Geçirebiliyorsan geçir. Ne yasası geçireceğiz? Ne yasası? Şu an sağlığa ihtiyacımız var gibi 5 kişinin yok, 1 kişi kaldı. Hastalar için ekstra pay ve aşırı yoğunluk. Aşırı yoğunluk abi. Aşırı yoğunluğu seçelim, aynen. Beni dinleyin diyor. Şehir için, burası da nasıl bir şehirse, şehir için yeni kanunumuz var diyor kendisi. Ben bir şey demedim. Şimdi bizim... Tamam, kömürümüz yine fazlalaştı, güzel. Odunumuz da fazla var, iyi. Best point en fazla 3 gün dayanacağız diyor. En fazla 3 gün, ya bari 20 gün dayanalım. Bu kaç gün oldu, nerede yazıyor? Allah aşkına ikinci senaryo falan açılsın. Sağ üstte mi? Onda mı yazıyor? Nerede yazıyor ya? Gün 8. Ana! 8 mi? 20 gün ben nasıl dayanacağım daha 8 gün buysa? Hiç değilse yeni senaryo açılsın ya. Yeni senaryoya razıyız vallahi. Tamamdır. Buralarda zaten sıcaklığımız var ya. Kapalı olmasına rağmen nasıl bu kadar sıcak ya? Ya ben şunu yıkayayım da. Tek bir araştırma merkeziyle devam edelim biz. Heh. En güzeli mis, temiz. 116 kişiyi de çalıştırıyoruz. Bizim olayımız da bu zaten. Depo yaptım ben. Depoda kim çalışıyor? Odun abi deposu. Depodan hangi kaynağın depolanacağını da seçmen lazım. Tamam, odunu seçtim. Odun depolansın. Güzel depolandı. Ama depolanınca he, tamam. Kömür olayında yine riskli bir seviyedeyiz aslında. Ben bir tane daha kömür şeyi yapsam olur mu? Kömür çıkarıcı yapayım mı bir tane daha?
Olur abi. Ama ondan evvel araştırmayı hızlandırman lazım abi. Çok geride kaldım. Çok geride kaldım. Neyse dur, kömür seviyesinde bir tık daha ilerletelim de. Ondan sonra araştırmayı yüklenelim. Güzel. Araştırmaya eleman verelim. Nereden verelim? Şu an yemek olayımız da fena değil. Bir tane şu bıçkı evinden verebiliriz adam. İki tane. Burası teknisyen istiyordu değil mi? Şimdi buranın sıcaklığı neymiş ya? Ama o da sarı zaten. Sıkıntı yok. Kaynağın bittiği yeri var mı? Kaynağın bittiği, sadece şurada çelik bitti. Diğerleri devam. Oo, çelik de varmış burada. Toplamaya devam ediyorlar ama burası oraya yetiyor mu? Yetmiyor. Sen yetiyorsun, tamam. Toplama noktası varmış orada. Çelik toplamaya devam ediyor. Burası da buradan odun topluyor. Aslında bıçkı evimiz var ama neyse, toplasın orası da, odun toplasın ya. Bitirsin, öyle dağıtırız. Bizim teknisyen nerede, bu teknisyenler ya? Tamam. Sana verelim teknisyen, güzel. Gidin artık şu kömürleri toplayın. Bunu da halledin. Buraya da adam vereceğiz. Oraya nereden verelim? Aslında yemekhane hızlı bir şekilde yemekleri yapıyor ya. İki kişi çıkart oradan. Güzel. Burada da birkaç kişi çalışsın hiç değilse. Boş durmasın. Şu an ekonomiye baktığımızda 9. gündeyiz. Bu arada bana 3 gün veren kimdi? O da aklımda ya. Tutuyorum aklımda. Aha, bugün eksideyiz. Kömür olayında eksideyiz. Neden? Dün artıdaydık. Sebep? Bizim keşifçiler bekliyor. Ne olmuş? Köprü Kulesi'nde levhada şöyle yazıyor. Kuş yuvası halkı tarafından inşa edilmiştir diye. Kar tamam falan filan. Evet, burada ne olmuş? Derin geniş bir uçurumun kenarında durduk ve etrafını çevreleyen çelik köprüye hayranlıkla baktık. En çok da yoldaki karı temizleyen büyük otomaton ilgimizi çekti. Kaynakları için bu makineyi şehrimize gönderip... O otomat çok işe yarıyor abi. Güzel, o zaman şehre gönder diyorum. Sadece kömür harcıyor abi. Direkt bir iş anını tek başına idare edebiliyor. Oo, kömür çıkartma yerini kullanabilir. Kullanabiliyor musun kömür çıkartma fabrikasında? Aynen abi. Tek başına orada çalışıyor, üşümüyor da. Mis gibi. Çok iyiymiş. Sen ne diyorsun bakalım? Kuş yuvasını öğreneceğiz. Tamam. Terk edilmiş köprüyü. Onu da herkes öğrenmiş oldu. Umut biraz azaldı. Jeneratör mevzi geliştirmesi araştırıldı. O zaman yeni araştırmaya devam ediyoruz. Evet abi, senden bekliyoruz. Neyi araştırıyoruz? Neye gidiyoruz? Jeneratör güç gelişmesi mi? Keşif mi? Azlayıcı diyoruz. Yoksa... Jeneratörü geliştir abi. Bir de ileride havanın ne kadar düşeceğini görebiliyorsun abi. Ona göre onu da değiştirebilirsin. Şurada birkaç gün sonra soğuk hava dalgası geliyor. 11. günde. Oo, ayva yedik. 10. günün başında. 2 gün sürecek. Oho, ayva yedik vallahi. Abi o zaman biraz ısı yıkız şimdiden. Gündüzleri hani kapatayım mı? Soğukta biraz kalsınlar. Gündüzleri evet, kapatayım gündüzleri o zaman. Kapat, geceleri açarsın. Biraz kömür biriksin, aynen. Gece olduk zaten de. 12 tane hastamız var tedavi edilen. Edilsin tedavi de. Jeneratör kapandı. Ay ay. Yarın soğuk geliyor. Ne oldu? Dur. İzciler hava istasyonu güvenli ulaştı. Ne çabuk ulaştılar be. Hava istasyonunda kimse yok ama her şey çalışıyor gibi görünüyor. Kış yuvasından gelen bilim insanlarının ne üzerinde çalışacağını bulmaya çalışırız.
keşfet diyelim. Burada bir şey keşfettik mi? Bilim insanlarının notlarını bulduk. Büyük soğuğun daha da kötüye gideceğini öngörmüşler. Daha da kötüsü gözlemler aylar önce ansızın kesilmiş. Ayrıca yiyecek kutusunu geçtim. Kilerde bir ekmek kırıntısı bile kalmamış. Temelli gitmiş oldukları aşikar. Evet. Kaynakları al. Bu ne ya? 88 tane çelik mi o? Bir tane daha kapsül aldık. Onlar ne işe yarıyor Avni? Abi onlardan o otomaton yapabiliyorsun ya da bu sakat insanlara el kol yapabiliyorsun. Oo çok iyi. Şunu ne diyormuş? Terk edilmiş üs. Bir Umut. De şey var abi. İleride geliştirmiş kömür toplama şeyi falan var. Onlar için de gerekli. Oo. Ya hala umudumuz düşüyor. Terk edilmiş şehri buldukça umut düşüyor. Allah'ım ya şu umut seviyesini biraz arttıramadık ya. Evet, sabah sıcaklık düşecek. Jeneratörü sabah açacağım. Toplamaya başlasınlar. Abi sıcaklığı da kontrol et bir yandan. Neyini kontrol edeyim oğlum? Serin diyor, soğuk diyor. Amanın yak ver coşkuyu ver. Eksi 40 olduk yine ya. Olaylar valla. Şunlar açık, tamam açık. Seni de açalım canım benim. Sen de açıksın. Tamam güzel. Kömür toplayın kömür. Arttırıyorsunuz adamı. Eyvah huzursuzluk yine gitti. Ben bir şey yapmadım ki ya. Bu ne ya şunda? Yetmiyor bunlara şu an. Sıcaklık, hava çok soğuduğu için mi? Hakkımızda hayırlısı hadi bakalım. Yalnız kömür artmıyor. Ne oldu abi, be? Abi evlerin şey jeneratör geliştirebiliyorsun. Jeneratör güç geliştirmesi araştırıldı. Jeneratör kendine geldi. İkinci seviyeye çıkartıyorum o zaman. %200 kömür tüketimi çıkartmıyorum. O otomaton mu geliyor? Ne geliyorsa. Ama jeneratörümüz gelişti be. Iş kabuğundan kurtulduk. Güzel. Bu evlerin nesini geliştiriyoruz? Hepsini, evi nasıl geliştiriyorum? Abi o araştırmadan mıydı? Hatırlamıyorum tam ama geliştirmişler. Araştırmana tüküreyim. Daha fazla kişi alıyor. Daha fazla kişi alıyor hem de yalıtımlı oluyor abi. Daha sıcak oluyor. Şimdi sera mı yapalım, sağlık merkezi mi yapalım, baraka mı yapalım? Baraka diye bir şey var zaten. Bizim şu başta yaptığımız baraka mıydı ki bizim neydi o? Çadırdı. Ha, barakaya geçelim biz dur. Şimdi az önce söyledin senin baraka işte. Bak yeterince koruma sağlayan bir konut demiş. Başla baraka. Evin üstüne direkt yapabiliyor muyuz yoksa yıkıp mı yapmamız gerekiyor? Yok abi direkt üstüne geliştiriyoruz. Tamam. Pek o kadar yaşayabileceğimi zannetmiyorum ama şu an... Yaşayacaksın abi o kadar daha zor. İyi hadi bakalım. Oyun terletti bizi. Daha iyi günlerimiz. O zaman yarım saat olmuş zaten. YouTube videomuzu burada kapatalım. Siz de The Live'a gelip arkadaşlar bu tarz bir oynadığımız videolara bize chatte de eşlik edebilirsiniz. Diyelim. Gelemeseniz bile canlı yayınları desteklemek için aşağıdaki linkten, The Live linkinden gelip takibi alırsanız bizi The Live'da partner olma yolunda desteklemiş olursunuz. Sizden ricam gelin bir tıkla takibi alın. Diyelim serinin devamına da geçmek istiyorsanız hemen oynatma listesine gidip devam bölümünü de seyredebilirsiniz. Diyelim ve bu bölümü burada kapatalım. Görüşürüz bir sonraki bölümde. Hoşça kalın.